Ben avukat Ayhan Ömer. Amerika'da hükümetin kapalı olması şirket kurulumunu etkiler mi? Etkilerse bir şirket ne kadar sürede kurulabilir? Şimdi aslında bu çok güzel bir soru. Çünkü bu sene başında maalesef bu Başkan Trump'la Kongre arasında yaşanan bu pazarlık aşamasında biliyorsunuz en az bir ay hükümet kapalıydı ve bunun direkt etkilediği yerlerden bir tanesi de vergi dairesi dedikleri, IRS dedikleri bölümdü. Şimdi şirket kuruluşu yapılma noktasındaki süreç şu, burada iki durum var. Bir tanesi sizin şirketinizi eyaletle kuruyor olmanız. İkincisi de şirketin aktif işe başlayabilmesi için vergi numarasını vergi dairesinden alıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla şirket eğer eyalette kurulduysa ki kuruluyor, bunda bir gecikme yok, yaşanmıyor. Bu kapanmadan dolayı state etkilenmedi. Ama vergi dairesi federal vergi numaralarının verilmesinde maalesef sorunlar yaşandı. Dolayısıyla bizim de mesela bu noktada çok etkilenen bir vekilimiz oldu. Ama çoğunun durumu çözüldü sonradan. Fakat buradaki problem bizim gördüğümüz kapanma döneminde denk gelindiyse ve bu kapanma döneminde maalesef vergi dairesi vergi numarasını veremedi firmalara. Ya da bizim yaşadığımız bunun birkaç örneği vardı. Aslında vergi numarasını veriyor fakat bir şekilde ya ulaşım gönderilmiyor ya iletilemiyor. Tekrar başvurmaya çalıştığında da numara available olmuyor. Yani verilemiyor numara tekrar. Dolayısıyla bu tarz bizim de kendi yaşadığımız birkaç sorunlar oluştu. Ama normalde şirket kuruluşu hemen yapılabiliyor. Vergi numarası da hemen alınabiliyor. Ya da birkaç hafta içinde alınabiliyor eğer yatırımcı yabancıysa. Ama bu noktada dediğimiz gibi hükümet durumunun kapalı olması maalesef bu yıl epey bir kişiye sıkıntı yarattı diyebiliriz. Ve bu sayede de bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.